Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Refresh Token Endpoint oluşturacağız. Böyle bir endpoint'e neden ihtiyacımız olacak? Ondan bahsetmek gerekirse, kullanıcıları oluşturduktan sonra tokenların belli bir süresi oluyor. Bu süre bittiğinde clientlarımız, serverımız nasıl davranacak? Bu davranış biçimini çözmek için böyle bir endpoint'e ihtiyacımız olacak. Repo olarak paylaştım. Client Side Login Flow projesini inceleyebilirsiniz. Burada oynatıldı. Bir landing screen görünecek ilk olarak. Cihazdan JVT varsa okuyacak. Yoksa kayıt ekranını açacak. Kayıt ekranına tıkladıktan sonra JVT'yi alıp cihaza kaydedecek. Tekrar başa gidecek. JVT'miz varsa JVT'nin duration'ına bakacak. Ne kadar süresi kalmış. Eğer süresi de bitmemişse information bilgilerini alacak ve oyuna kullanıcı girişi gerçekleşmiş şekilde devam edecek. Eğer JVT'nin süresi bitmişse ne olacak? Burada token'ı yenilememiz lazım. Bunun için böyle bir endpoint'e ihtiyacımız var. 15 numaralı issue. Ben kodlarımı yazdım. Bir tane token root'u oluşturdum. Bu token root'larına ise refresh middleware ile erişilmesini istiyorum. Aslında bunu da token yapabiliriz de. Token middleware ile erişilmesini istiyorum ben buraya. Ve bu token root'lara gidiyor. Token root'larda ise refresh path'i ile refresh token fonksiyonuna gidecek. Burada da request'in body'sinde ID ve UID'yi bekleyerek token'ını yeniden oluşturup kullanıcıya gönderiyorum. Hata varsa hatamı döndürüyorum buralarda. Client taraflı hata, server taraflı hata, her şey düzgün. Burada common files'ta token generator adında bir fonksiyon yazdık util'de. Bu ne yapıyor? ID'yi alıyor. Token script key'ini alıyor, duration'ı alıyor. İlgili yerlere ekleyip token'ı geri döndürüyor. Daha sonra user'ın token'ını değiştiriyorum burada. Bunu da kontrol edelim testlerimizde. Daha sonra token'ı kullanıcıya yolluyorum. Peki token middleware'de ne var? Bunların isimlerini de değiştireyim hemen. Token middleware ile register middleware'ın key'lerini ben ayırdım. Böyle yapmayı daha uygun gördüm güvenlik açısından. Çok güvenli olur mu tam olarak emin değilim ama ayırmakta fayda var. Refresh key buraya da aslında hatta token key diyelim. Buralar biraz karıştı ama isim olarak. Token middleware'ımda ben token key'in gelmesini bekleyeceğim. Register middleware'ımda ise register key'in gelmesini bekleyeceğim. Böylelikle aynı key ile iki root'a erişimi engellemiş olacağım. Olur da diyelim ki mesela adam kayıt key'ini öğrendi diyelim. Token'ları yenileyemeyecek mesela. Token root'uma geldim. Yani biz son olarak şuraya generate token user'ın token'ını yeniledim ve kullanıcıya geri gönderdim. Şimdi bunların tüm testlerini yapalım. Bu videoda son olarak da get user endpoint'ini dolduralım. Bize bu mesajı dönmesin. Bunun için de API user get user şöyle yapalım. Bunu da direkt user olarak göndersem çalışacak mı acaba? Hemen bakalım.
ve sonunda bana token'ımı döndü. Şimdi bu token'ım ile bir oyun oluşturuyorum. Bence oyun oluşuyor da bir şeyden göremiyoruz. Burada. Ha. Evet, oyun oluştu. Token'ımı yenileyebilirim veya user bilgilerimi alabilirim. Biz buna bakacaktık. Gördüğünüz gibi bana bilgiler geldi. Şuradan bunu çıkartabiliriz aslında. Onun için de bunun ile isteği attığımda artık versiyon bana gelmedi. User'ı da yapmış olduk. Başka da bir şey kalmadı. Şimdilik HTTP server'ımızı burada bitiriyoruz. Buraya kadar yaptıklarımız şu an için yeterli. Gayet yeterli. Oyunumuz için. Şimdi en son yaptığım değişiklikleri de commitleyip issue'larımı kapatacağım. Son olarak o endpoint'im de sanırım get idi. Onu da post yapayım. Buraya post ederse post atarsa kullanıcı bilgilerini almış olacak. Şimdilik her şey güzel. Tamam. Şahidim var mı? Yok, bunları diğer komitlerde böylelikle işte bir server'ımızın temelini oluşturmuş olduk. Bundan sonra çok fazla değişiklik yapmayacağız. Burayı kestim, oluşturdum. Ve merge işlemimi yaptım. Bunlara daha sonra değiniriz. Logger sistemimizi RA yapacak. Console log yazdığımız yerlerin hepsini değiştireceğiz. HTTP server'ımızı böylelikle bitirmiş olduk. Diğer videolarda görüşmek üzere.